Küçük o notu Tele1'de yayınlandığı için bir görelim ve ardından çok önemli bir Türkiye sentezi yapalım. Zamanımızı iyi kullanalım. Bu arada lütfen Görkem bize selam verenleri, efendime söyleyeyim katkı yapanları her neyse onları göstermeye devam edelim ve beğenilerimizi sürdürelim. Evet. Olarak yapmış olduğum bir simülasyon evet, var. Evet. Onu hızlıca özetleyeyim. Buyurun. O da şu, HDP yeni haliyle Yeşil Sol Parti, hı hı. Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti bu seçimde 10 bandında oy aldılar. Bunun yerel seçimde de böyle olduğunu varsayalım. Böyle olacağını bilmiyoruz. Tabii daha fazla alırlar, daha az alırlar onu bilmiyoruz ama yani böyle olduğunu varsayalım. Bir simülasyon yaparak söylüyorum bunu. Eğer 3 partinin 3'ü de 10 puan oy alırlarsa elimizdeki seçmen dağılımını incelediğimizde, simülasyon olarak incelediğimizde Yeşil Sol Parti'nin 12 ile 15 arasında vilayet seçimi kazanacağını, bunun 3 tanesinin büyükşehir olabileceğini gösteriyor. Seçmen odaklı ve o seçmen daha çok belli bir bölgede olduğu için bu böyle oluyor. Evet. Güneydoğu ağırlıklı. Milliyetçi Hareket Partisi tek başına seçime girse ve yine o da 10 puan almış olsa 4 ya da 5 tane büyük normal vilayet yani kazanıyor. Belki bunlardan bir tanesi büyükşehir olabilir ama görünen bu ki 5'ten yukarıya çıkamıyor. Şu anda bu arada 11 vilayeti var Milliyetçi Hareket Partisi'nin ittifaktan dolayı. Aynı şekilde İYİ Parti'ye geldiğimizde İYİ Parti'nin seçmeni odak seçmen olmadığı için tüm Türkiye'ye dağılmış bir seçmen grubu olduğu için İYİ Parti'nin tüm Türkiye'de tek bir vilayet alamadığını görüyoruz. 10 puanda kalırsa. Evet. En azından geçen seçimler üzerinden söylüyorum. Evet, bu meselede şunu görmüş oluyoruz. Bölgesel olarak alınan puanlar önemli hale gelecek. Yani aslında HDP'nin 10 puan almasına bile gerek yok. HDP'de yine %90'larla başta Diyarbakır olmak üzere bölgeyi kazanacaktır. İYİ Parti sadece ve sadece nal toplayacak. Hiçbir şey alamayacak. Onu da biliyoruz. Eğer Mansur Bey ve Ekrem Bey parti değiştirmezse, onun da altını çizelim. Belki de bu hazırlıklar yapılmıştır. Biz de keriz gibi konuşuyor olabiliriz burada. MHP'nin de ben ciddi bir düşüş yaşayacağını yerel seçim olduğu için düşünüyorum. Gücü yetmeyecektir. Oraları AKP alacaktır. Muhafazakar çevreleri. Şimdi Muharrem İnce ve Meral Hanım'ın çırpınmasıyla ortaya bir tablo çıkar mı? Bence çıkmaz. Onun da altını çizmek istiyorum. Günün bence en önemli meselesi aslında seçime gidilecekken kurulacak ittifaklar ve kurulacak ittifakların hangi medya üzerinden pazarlanacağı meselesi. İşte bu görüntüden söz ediyoruz. Muharrem Bey son derece kibar, çiçek götürmüş ve ardından da Meral Hanım da son derece kibar bir şekilde davranmış. Türkiye'de sağcılığın alıp yürüyeceği bir dönemde olduğunu biliyoruz. Meral Hanım 7 yaşından beri namaz kıldığını söylemiş. Sanki ona soran varmış gibi 7 yakın yaşından beri namaz kılıyor. Ben de işte 8 yaşından beri kitap okuyorum. Ne olacak? Ya da birisi de kalkıp abi 16-17 yaşından beri sigara içiyorum. Birisi de kalkıp kiliseye gidiyorum. Kilise korosunda şarkı söylüyorum falan dese ne olacak? Kim sordu? Şimdi bu saçmalıkların, insanların dini, mezhebi, cinsel yönelimleri saçmalıklarının tartışılacağına Türkiye'deki demografik yapının hangi niyetle değiştirilmeye çalışıldığı konuşulması gerekiyor. Yani sol, sosyalistler bu meselede bunlar bizim sınıf kardeşimizdir diye meseleye bakıp atlatamaz. Evet işçi olanlar var, evet sömürülenler var ama evet siyasal İslamcı olarak gelenler var. Mülk edinmiş olup gettolaşma üzerinden mafyalaşmaya başlayanlar var. AKP'nin özellikle Türkiye'ye yerleştirdiği ve demografik yapıyı değiştirdiği bölgeler var. Türkiye'deki sosyalistlere şunu hatırlatmak isterim. O da şu, Özal döneminde yani benim babam memleketinde kesintisiz sosyal demokratlar seçim kazanırken nedeni Alevi toplumu orada yüksek, laik toplumu orada yüksek orandayken Özal Afganistan'dan insanları getirdi. Yeşil hat meselesiyle oraya yerleştirdi Reyhanlı'ya vesaire ve sonuç itibariyle o gün bugündür neredeyse o bölge kazanılamıyor. Dolayısıyla demografik yapı değiştirilirken sadece sınıf kardeşlerimiz tarafından falan değiştirilmiyor. Sınıf kardeşlerimiz, onların çoluğu çocuğu savaştan kaçanlar apayrı bir mesele. Orta Doğu'da kurulan tezgah yani Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye gelip Türkiye bir müstemleke devletiymiş gibi davranması ayrı bir mesele. Türkiye'nin pasaportlarının havada uçuşup 3 kuruşa 5 kuruşa satılması ayrı bir mesele. Yetmezmiş gibi
yetmezmiş gibi İngiltere'den gelip işte sınır kontrol edip bir de al bu sus payı, bununla vaziyeti idare et denmesi başka bir mesele. Bunlar birer felaket. Dolayısıyla meseleyi maalesef bizim sosyalist bir dille ve sosyalist bir anlayışla karşılamamız mümkün değil. Gettolaşma tüm dünyada var. Buna bir diyeceğim yok. Ancak bu gettolaşma meselesi Türkiye'de zaten AKP baskısı yüzünden özellikle laiklerin itilmesi, Kürtlerin yalnızlaştırılması meselesinde, kadının yalnızlaştırılması ve içki meselesinden başka gerekçeler de oluşuyor. Önümüzde faşizm tehlikesi var, dinci faşizm, İslamofaşizm tehlikesi var ve bütün bunlara baktığımız zaman bambaşka bir tablo oluşuyor. Bir de geçenlerde yapılan sol kemalizm meselesi tartışması var. Terbiyesiz herifin teki demiş ki işte sol kemalizm diye bir şey olur mu? Arkadaşlar sol kemalizm dediğimiz mesele Cumhuriyet'in kurulmasının ardından Türkiye'nin solcularının o aydınlanma hareketini devam ettirme çabasıdır. Hatta bunun içine ilerleyen yıllarda Kürtlerin de girmesiyle özellikle 60'tan sonra 70 ve 80 arasında 60'lardaki öğrenci olayları 70 ve 80 arasında DİSK gibi bir sendikanın var olması, işçi hareketlerinin artması, öğrencilerin örgütlü hale gelmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecburen direksiyonu sola doğru kırması ve Türkiye İşçi Partisi'nin sert ve anlamlı bir şekilde konuşması. Şimdi de Türkiye İşçi Partisi bazı milletvekilleri ve bazı isimleriyle konuşuyor ama bazılarının soldan da bir haber olduğunu ya da anarşist olduğunu biliyoruz. Doğaldır bunlar. Mamafi insanlar geldiği yerden bir haber olmadan tereciye de tere satmamalı. Aynı şey Türkiye Komünist Partisi içerisinde şu anda geçerli. Her gördüğümüz şeyde toplumsal harekette iki kere düşünmemiz gerekiyor. Aynı şey sol parti içinde maalesef geçerli. Çünkü şöyle bir tablo var. Türkiye'de sendikalar çöktü. Sendikalar çöktüğü için Türkiye'nin sosyalistlerinin AKP'nin İslamofaşizm MHP ile kurduğu yapıya karşı artık ne Meral Hanım'dan, ne Muharrem Bey'den, ne Kılıçdaroğlu'ndan falan bir şey bekleme şansı yok. Dolayısıyla bir an önce bir çatı organizasyonu kurulabilirse kurulmalı. Bir an önce bu çatı organizasyonuna Kürt siyaseti davet edilmeli. Kürtlerin bir an önce laiklik diye tarifi, evet biz de laik ve seküler bir partiyiz demesi gerekiyor ve ardından yani şu voleybol takımını bile kutlayamamaktan o korkudan vazgeçmesi gerekiyor. Bu toplamlar bugün bu ülkede yani Türkiye milli takımı var. Ne yapalım? Bir de Kürt diye milli takımı mı kuralım? Türk de bizim, Kürt de bizim, Ermeni de, Alevi de bizim. Sınıfsal baktığımız zaman maden işçilerinin durumuna bakın, ölüm orucundaydılar. Yan yana geldiklerinde onların içerisinde muhafazakar olan, dindar olanlar bile var. Onları hem madenin içerisinden çıkartırken hem de aydınlanmayla ilgili bir değerlendirme yapmamız lazım geliyor. Bunu da söylemek istiyorum.